Allah izin verirse bugün sohbetimizde zikir meclislerinin faziletini ve ehemmiyetini beyan etmeye çalışacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah, fezkuruni ezkurukum. İlahir sure, sadakallahu azim. Zikir meclisleri, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin eshabına en güzel anlattığı ve zikir meclislerini teşvik etmeye dair birçok hadis-i şerifleri vardır. Bunlardan biz zikir meclislerinin faziletini anlatan Buhari'de, Müslim'de ve İmam Ahmed'in Müsned'inde olan birkaç hadis-i şerifi arz edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de şöyle rivayet ediyor. Efendimiz buyurdular ki: "Mâ celese kavmün meclisen yezkurûne Allah yezkurûne azze ve celle illâ haffet bihimül melâike ilâ âhiril hadis." Efendimiz buyuruyor ki nerede bir cemaat toplanır ve Allah'ı zikrederlerse melaikeler onları kuşatır. Etraflarında döner. İlahi rahmet onları kaplar ve Allah-u Teala kendi katında olanlara onları anlatır. Allah'ın kendi katında kim var? Melaike-i mukarrabun. Melaike-i mukarrabune, Cenab-ı Allah, gördünüz mü kullarımız, kullarım bir araya geldiler de beni nasıl zikrettiler diye anlatır. Başka bir hadisi şerifte ise Efendimiz zikir meclisinin kıymetini belirtmek üzere, zikir meclisinin insana neler yaptığını beyan etmek üzere şöyle buyuruyor: "Mâ min gavmin içtemeû yezkurûnallâhe teâlâ lâ yirdûne bizzâlike illâ vechehû illâ nâ dâhum münâdin minessemâi gûmû mağfuran lekum kad betteltü lekum seyyiâtikum hasenât." Hadisin ehemmiyetine binaen Arapçasını tamamen okudum. Bu hadis 1 milyon hadis bilen 40 bin kitabı müsnedine yazan İmam-ı Ahmed'in kitabında yazılıdır. Peygamber Efendimiz hadiste şöyle buyuruyor, hadisi şerifte: "Yalnız Allah rızası için toplanıp zikrullah edenlere göklerden bir münadi şöyle seslenir: yerinizden mağfiret edildiğiniz halde kalkınız. Muhakkak günahlarınız sevaplara, günahlarınızı sevaplara çevirdim." Demek ki Cenab-ı Allah ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah rızası için toplanıp zikreden kimselere, yani zikir meclislerine göklerden bir münadi seslenir. Allah'ın emriyle bir melaike seslenir. Allah'ın namına. "Yerinizden mağfiret edildiğiniz halde kalkınız. Muhakkak sizin günahlarınızı sevaba çevirdim." Ya başka amellerde
kişinin günahının affedilmesine vesile oluyor. Ama bu zikir meclisine gitmek işi, ameli, zikir meclisinde bulunmak, zikretmek ise, mecliste bulunup zikretmek ise, günahlarının sevaba tebdil edilmesine, yani günahlar affedildikten sonra o affedilen günahların da sevaba çevrilip defterine yazılmasına sebep oluyor. Hiçbir amel buna yetişemez. Ben böyle anlıyorum hadis-i şeriften. Ama çeşitli meclisler vardır. Meclis deyince insanların toplanıp konuştuğu yerlerdir. Çeşitli meclisler vardır. Oralarda oturulur, konuşulur, bazı şeyler sohbet edilir. Fakat Cenab-ı Allah bekler. Yani orada kendisinin zikredilmesini, Peygamber Efendimiz'in zikredilmesini, yani Allah'ın anılmasını, Peygamber'in anılmasını bekler. Ama nasipleri yoksa, hadis-i şerifte, eğer bir mecliste Allah-u Teala'nın ismi anılmaz ve Peygamber Efendimiz'in üzerine salavat-ı şerife getirilmezse, kıyamet günü o mecliste bulunanlar bunun hasret ve nadametini çekerler. Niye ya? Biz meclise gittik de orada Allah'ı anmadık. Niye Peygamber'e salavat getirmedik diye kıyamette nedametini çekerler. Şimdi bütün peygamberler zikir meclislerini övmüşlerdir. Fakat zikir meclislerinin asıl tadını çıkaran peygamber Davud Aleyhisselam'dır. Çünkü insanlar da, cinniler de, melekler de, dağlar da onunla beraber zikrederler. Hep beraber, coşkuyla. Öyle ki insanlar zikrin cezbesiyle coşarlar. İhyanın beyan edildiğine göre bir mecliste 50 bin kişi cezbeden öldüğü rivayet edilir. Demek ki zikir meclislerinin tadını çıkaran Davud Aleyhisselam'dır. Şimdi Davud Aleyhisselam söylesin, Davud Aleyhisselam'ın böyle söylediğini bizim peygamberimiz söylüyor. Yani Davud Aleyhisselam'dan hikayeten diyor ki, Davud Aleyhisselam şöyle demiş: İlahi, seni hatırlayıp zikredenlerin meclisinden gelip geçip, İlahi seni hatırlayıp zikredenlerin meclisinden geçip, gafillerin meclisine gitmekte olduğumu gördüğüm vakit, oraya gitmeden ayaklarımı kır. Zira senin böyle yapman bana bir lütuftur. Çünkü zikir meclisinin yaptığının, zikir meclisinden nasıl istifade edeceğini biliyor. E şimdi başka toplantılar da var tabii. Ama diyor, şurada zikir meclisi varken ben o zikir meclisine gitmez de başka bir toplantıya gitmek için ayağa kalkarsam, o tarafa doğru yöneldiğim zaman da ayaklarımı kır ya Rabbi diyor. Yani zikir meclisine gitmeyince ayaklarının kırılmasına bile razı oluyor. Demek ki onun kıymetini bilenler bilir. Evet, işte salihler, yani Allah'ı iyi bilenler, haramlardan kaçanlar, şüphelerden kaçanlar meclislerinde hep Allah'ı zikrederler. Meclislerinde sohbet etseler de devamlı ayet hadis okurlar. Allah'ı Celle Celaluhu anarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem anarlar. Sohbetlerini sırf zikir meclisi olmasa bile zikir meclisine çevirmeye çalışırlar. İşte salihler meclisinde bir kere bulunmak, 1 milyon kere kötü meclislerde bulunmanın, hataların kefaretidir. Yani salihler meclisinde bir kere bulunmak bile 1 milyon kere kötü meclisinde bulunmanın hatalarını bağışlattırır. Allah-u Teala yani zikir meclisine gidenlere o kadar mesela lütufta bulunuyor ki, bir kere bile zikir meclisine gitse demek ki 1 milyon kere kötü meclislere bulunmanın hatalarını bağışlattırır diyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh buyuruyor ki,
Yer halkı gökteki yıldızları parlak olarak gördükleri gibi gök halkı da yeryüzünde zikredilen evleri böyle parlak görürler. Şimdi biz kafamızı semaya kaldırdığımızda yıldızlar parlak görüyoruz ya, gökteki semadaki melekeler de yeryüzünde bir ev zikrediliyorsa, yani bir evde zikrediliyorsa o evi yıldızlar gibi görürler. Bakarlar ki ha, o yeryüzünde zikreden bir evin nurudur derler. Süfyan bin Uyeyne rahmetullah şöyle diyor: İnsanlar bir araya toplanıp Allah'ı zikrettikleri zaman şeytan ve dünya oradan uzaklaşır. Şeytan dünyaya bunların ne yaptıklarını görüyor musun der. Dünyada ilişme. Onlar ayrıldıkları zaman ben onları teker teker, yani zikir meclisinden ayrıldıkları zaman teker teker boyunlarından yakalar sana teslim ederim der. Yani zikir meclisinin dışına girince şeytan adam istediği gibi oynuyor demektir daha Türkçesi. Onun için şeytan dişkizira diyor zikir meclisine gidenleri. Kolay kolay zikir meclisine de salmaz. Şeytanın dediğini dinleyen adamların zikir meclisinde işi ne?